Evet arkadaşlar, bugün de yine bir Bluetooth kiti inceleyeceğiz. Bunu daha önceden almıştık biliyorsunuz. BA01 diye bir modelimiz vardı. Besaus. Yukarıda kartta göreceksiniz bunu. Ve bunu biliyorsunuz sadece Bluetooth olarak ve AUX USB girişinden güç alarak beslenen bir cihazdı. Altına bayağı yorum geldi bu ürünle ilgili. İşte AUX girişim yok, çalışır mı, ya da AUX giriş var USB girişi yok şeklinde sürekli bir ikilemde kalanlar vardı. Bu yüzden biz de ona alternatif direkt çakmaklıktan çalışan bir transmitter almaya karar verdik. Ama bu transmitter öyle bir transmitter ki beklediğinizden çok daha fazlasını size veriyor. Öyle. Çok estetik ve aynı zamanda çok işlevsel. Peki nerede bu alet? İşte burada. Markamız S-Link olarak geliyor. Gözümüze çarpan önemli özelliği benim açımdan RGB ışıklı olması. Bu benim için estetik anlamda ve tip olarak da çok nazik, diğer Bluetooth cihazlarından çok farklı. Bu benim görüşüm. Arkadaşımız için de işlevselliği, yani şöyle USB 3 ile telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bu arada iki tane USB çıkışı var. Bir tanesinden müzik dinleyebiliyorsunuz. Diğerinden şarj edebiliyorsunuz. İkisini aynı anda kullanabiliyorsunuz. Hatta ikisinden aynı anda telefon şarjı da yapabiliyorsunuz. Onun haricinde... Peki ikisinden müzik dinleyemiyor muyuz? Bir tanesi müzik için sadece ayrı şekilde konumlandırılmış diye biliyorum. Daha tabii kesinlikle ki kullanmadım. Kesinlikle sadece bir tanesi. Hayır, bilmiyorum. Yani. O kadar emin değilim ama öyle gösteriyordu özelliklerinde. Burada yine güzel teknik özellikleri var bu arada hemen. Nasıl kullanılacağını göstermiş. Ayrıca garanti belgesi... Aynen, yine aynı garanti belgesiyle beraber burada geliyor. Faturası ve garanti belgesi burada. Şey biraz büyük yalnız. Yani şöyle baktığınız zaman kutusuna göre biraz boş bir kutu bu sefer bu. Evet, büyük bir kutu. Yani büyük bir kutu ancak... İşlevsel ya, gerçi alet zaten küçük ve estetik, onu bilerek aldık. Fakat yani böyle bir alet için böyle bir kutu gördüğümüz zaman açıkçası beklentim benim biraz daha yüksekti. Şu an yani boşluk gibi biraz olmuş. Şimdi şarj olma özelliğinden bahsedersek çakmaklık girişine giriyor. Bu yüzden de bende USB girişi yok, bende AUX girişi yok, İşte vay efendim bende şu giriş yok diye düşünmenize gerek yok. Her arabada çakmaklık girişi var arkadaşlar. Aynen. Ve bataryasız. Yani bazı 20 liralık mesela Bluetooth cihazları var. Bataryası bittiğinde kullanamıyor. Tekrar şarj etmeniz gerekiyor ve o sırada kullanım dışı oluyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Takıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Burada LED display diyor. Üründe arkadaşlar Bluetooth 5.0 özelliği var. Bunun olması süper bir özellik. Şu an çoğu cihazda bu yok. Gayet yenilikçi bir yaklaşım. Aynı zamanda handsfree özelliği de var ve bas konuş özelliğine sahip. Şuradaki düğmeye basarak bas konuş yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda navigasyon sistemi kullanıyorsunuz. Telefonunuzdan bağlı. Bu seslendirmeyi kendi hoparlöründen yapıyor. Yani telefondakinden. Voice Assistant dediğimiz ses desteğini de içinde barındırıyor. Aynen. Tabii dahili mikrofonu da mevcut. Görüşme falan da yapabiliyoruz. Görüşme yaparken telefonun değil, kendi cihazın mikrofonunu yani kullanıyor. Bağlı oldu tabii ki. Bunda ekstra olarak yani şu aralar pek kullanıldığını düşünmüyorum. Ancak SD kart desteği gibi USB girişi de mevcut yani Bluetooth'un yanında. Aynen. TF-SD kartları kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda... USB 3.0'lık bir girişi var. Bir de aynı zamanda normal müzik çalar bir USB'nizi takıp müzik dinlemek için de bir USB girişi var. Ayrıca şunu da söyleyelim. Echo ve noise, yani gürültü engelleme, önleme, yani azaltma gibi özelliği teknolojiyi içinde barındırıyor. Ana özellikler olarak bakarsak bu şekilde. Şimdi bu yüzeyimizde modlar arası geçiş ve şarkı ileri atlama, geri alma gibi. Bu yüzeyimiz boş. Bu yüzeyimizde renkli olarak belirtilmiş ve altında da yazıyor hızlı şarj desteğimiz. Aynı zamanda burada bir müzik işaretimiz var. Galiba senin de söylediğin gibi sadece bir USB'den takarak müzik çalmasını gerçekleştiriyor olabilir. Burada SD kartımızı sokabiliyoruz. Mini SD kart, onu belirtelim. Ayrıca bir de ışıklandırma tuşumuz var. Bunu artık ya ışığı komple açma kapama ya da farklı tonlara geçme olarak düşünebiliriz. Üst tarafımıza geldiğimizde küçük bir panel ekranımız var. Bas konuş ve yine müzikler arası geçişleriniz için, arama ve müzik arası geçişleriniz için böyle bir şekillendirme yapılmış. Burada da gördüğünüz gibi ufak bir delikle mikrofonumuz var. Işığına gelecek olursak üst yüzeyi kaplayacak şekilde bütün etrafında
Son olarak takmadan önce şunu da söylemek isterim. Bu döner bir tuş bu arada. Hem basmalı hem dönmeli. Yani ses açma kapama işleminizi buradan da yapabiliyorsunuz. İçine takalım. Şimdi hemen bir bağlamaya geçelim. Eşleştirmeye geçelim. Yeni cihazı eşle diyorum. Gördüğünüz gibi SL Bluetooth 225 olarak yine gayet hızlı bir şekilde geldi bence. Bağlanması da gördüğüm kadarıyla etkin ve hızlı. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama bağlandıktan sonra şurada hızlıca bir BT yazısı, yani Bluetooth yazısını gösterdi. Şimdi burada önemli olan bu alette cihazınızın radyosu ve aletin radyosunun frekansı aynı olmak zorunda. Radyo bandının çekiyor veya çekmiyor olması çok önemli değil. Burada sadece transmitin aynı şekilde aynı frekansa dönerek araç hoparlörünü kullanabilmesi için bir nevi iletişim protokolü gibi bir şey diyebiliriz. Şimdi biz burada çekmeyen bir kanal olarak 108 şeklinde bir kanalı açtık. Full açtığımız zaman burada hiçbir şey çalmazken gördüğünüz gibi ufak bir tınlama sesimiz var. Bakalım müzik çalarken bu nasıl bir düzeye gelecek. Yani hatta şöyle hemen USB'mizi de takalım buraya. Direkt modlar arasında artık akacağız. Şu an hiçbir şekilde bir şey çalışmıyor değil mi? Şu an hiçbir şey çalışmıyor. Gördüğünüz gibi taktığımız zaman çalıştı şu an. Otomatik hızlı bir şekilde kısmam gerekecek. Bu USB'yi takar takmaz anlık bir şekilde doğrudan aldı. Onda hiçbir problemimiz yok. Açıyorum sesi şimdi. Bakıyorum. Ses tonunda dızırtıyı ben alamıyorum. Ama düşük ses tonunda dinleyecek olursak şu anda yok. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var bu arada. Şu an ben denemelik bir 5 şarkı atmıştım zaten. Sadece şarkı başlangıcında şurada ekranda 1, 2, 3 gibi şarkı numarasını gösteriyor. Yani mesela şu an ben şarkının kaçıncı dakikasında olduğumu USB'de göremiyorum. Bu kötü bir özellik. Onun dışında herhangi bir şeyimiz yok. Bunu açtığımız zaman gelen dızırtı sesini de mesela şu an alamıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Şimdi USB'yi çıkaralım. Zaten normalde yani asıl amacımız genelde Bluetooth olacaktır. Ekranımız yine transmit, yani sadece kanalı gösteriyor. Yani mesela ben tamam Bluetooth'a geçtiğim zaman bana sesli bir şekilde uyararak Bluetooth diye söylüyor. Ancak şu an Bluetooth olup olmadığımı ben göremiyorum. Yine hemen şuradan bir şarkı açacak olursak. Biraz gecikme var. Şeyi deneyeceğim şu an. Müzik çalmazken. Evet, yine gördüğünüz gibi. Müzik çalmazken bir böyle vii sesimiz var. Müzik çalarken nasıl bakalım? Müzik çalarken şimdi tekrar açıyorum. Bu arada bu bayağı full sesi açtığımız zaman. Evet, şu an biraz daha iyi, ancak durdurmada yine bir saniye kadar bir gecikmemiz var. Ancak çalmaya güzel geçiyor, onu söyleyebilirim. Herhalde ilk bağlantıda böyle bir gecikme yaşadı. Şu an için gördüğümüz kadarıyla herhangi bir sorunumuz yok. Açıkçası ben böyle transmitter şeklinde olanları pek kullanmadım. Bu ilk defa böyle bir transmitter. Yani bilmiyorum, siz biliyorsanız diğerlerinde de böyle bir şey varsa artık, yani bütün transmitterlar bu şekilde ses yapıyorsa bilemeyeceğim. Ya yani bu ürün işte AUX veya USB girişi olmayan araçlar için bir alternatif olarak çakmaklıktan kullanma şeklinde. Artısı ne diyebilirim? İşte hızlı şarj desteğini içinde barındırıyor. Yani buradan USB girişi, sadece USB dönüştürücü olarak güzel bir şey almaya kalksanız hızlı şarj destekli, zaten bir herhalde 40 lira falan vardır. Bu arada bu ürünün fiyatına gelecek olursak 140 civarında mıydı? Aynen 140 civarında. Şey olarak, malzeme kalitesi olarak derseniz gayet güzel, hoş değil. Mesela şu şey hissiyatı falan hiç kötü değil. Gayet sağlam duruyor. Kendi ünitesi olarak da gayet sağlam. Benim beğenmediğim özellik olarak işte boştayken maalesef bir inleme sesi. Fakat müzik çalarken gayet hiçbir problemimiz yok. Zaten gördüğünüz özellikle baslı şarkılar işte seçtik. Gayet bası veriyordu ve herhangi bir
işte cızırtı veya rahatsız edici bir ses gelmiyordu. Genelde şöyle bir sorular oluyor. Yani bu bizim aracımızda mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama bu alet mesela çalışırken şöyle bir açalım hemen. İşte konsoldan şarkı geçebiliyor muyum? Maalesef geçemiyorsunuz hocam. Gördüğünüz gibi hatta radyo bandında olduğu için araç otomatik olarak kendine bir radyo frekansı seçmeye çalışıyor. Bunu hemen tekrar şurada gördüğünüz gibi sürekli zaten FM frekansını gösteriyor aletin bulunduğu. Eşleştirince kendine geliyor yine. Yani ne olacak? Bunu kullanamayacaksınız demek olacak bu. Arama tuşlarına bakalım. Bastığım no phone. Ama arabanın problemi. Aynen. No phone connected. Bu arada şey diyebilirsiniz. Madem aracın Bluetooth'u var neden kullanmıyorsunuz? Böyle parçalar alıyorsunuz. Ancak bu aracımızda Bluetooth sadece arama ve görüşme için. Normal bir şekilde her zaman dinlediğiniz gibi dinlediğinizde yani yüksek bir ses olmadan gayet güzel ses de gelmiyor. Onu da söyleyebilirim. Yani mesela şu bitleme sesi bayağı yüksek ses frekansında mevcut. Cihazın üzerinde full ses, araçta da normal 20 civarında bir sesle herhangi bir şekilde gürültüsüz de kullanabilirsiniz. Şimdi birkaç özel bu fonksiyonlarına gelelim hemen. Bu bizim genelde her şeyimiz diyebiliriz buradaki çember, tuş. Şimdi burada buna hızlıca iki kere bastığımız zaman son arama numarasını otomatik olarak direkt arayacak. Şöyle basıyorum. Pardon. Bir kere basıp bu arada şey yapabiliyoruz. Müziği durdurabiliyoruz. Biraz hızlı basmak gerekiyor. Aynen. Zaten menümüz İngilizce yalnız. Bu biraz eksi olabilir istemeyenler için. Değiştiriliyor mu açıkçası sanmıyorum. Gördüğünüz gibi hem telefon çalıyor şu an hem araçta da bir numara çevirme sesimiz var. İkisi de gayet yani ikisi de derken tabii başkasını arayacağınız için normalde şey yapmayacaktır. Ancak aracımızda gelen numara çevirme sesi gayet yeterli ki açtığınız zaman artıyor da diyebilirim. Bu normal yine 20 civarında kullanımda. Bir kere bastığım zaman da aracı sonlandırıyor. Yani telefona biraz gerek kalmıyor. Ancak dediğim gibi son kişiyi sadece arayabiliyorsunuz otomatik olarak. İkinci olay da 3 saniye uzun süreli basmanız. Burada gördüğünüz gibi hemen normalde tabi eşleştirilmemiş ancak burada telefonuma gelen bildirime göre Google Asistan'ı size açıyor ve Google Asistan sizin söylediklerinizi hemen kaydetmeye başlıyor. Çünkü bu sapık bir alet göstermek üzere. Bugün hava nasıl? Urfa'da bu gece için beklenen hava durumu 21 derece ve açık. O zaman yolumuz Urfa'ya arkadaşlar. Telefonla aramama rağmen yani telefon Google Asistan'ı açmasına rağmen sesimiz yine aracımızdan geldi. Bu güzel bir özellik. Yani telefon kendini şey yapmıyor. Bu Bluetooth bağlı olması gerekiyor. Hatta şöyle deneyelim bir. Bakalım nasıl bir şey olacak. Urfa'ya yol tarifi. Akıcı trafikte Şanlıurfa'ya arabayla gitmek için kullanabileceğin en uygun yol 4 saat 8 dakika sürecek olan Adana Şanlıurfa otoyolu O-52E90. Evet, gördüğünüz gibi navigasyon desteği. Hadi gidiyorum Urfa'ya. Artık beni durduramazsınız. Evet, şu sağa dönüş, sola dönüş muhabbetini duymak için bunu yapacağız. Ufak böyle bir 300 metre sonra sağa dönün. Şimdi burada gördüğünüz gibi aramada call yani değişti. Alo. Selam, ne haber? İyidir, sizden? Sesimiz nasıl geliyor? Az. Az mı? Yani aşırı çok değil. Peki senin şeyin ne seviyede? Onu bir bakabilir misin? Ses arama seviyesine. Bakıyorum. Bir arttır bakayım. Şimdi bir soğuttum bakalım, bir daha konuşun. Şu an nasıl? Şu an güzel, evet. Şey var mı, gürültü? Şu an için yok, hayır. Şu an için yok. Yani şu an parke yolda gidiyoruz arkadaşlar bu arada. Normal asfalt yola göre tabii ki de sorun olacaktır. Aramada yine şöyle bir şey deneyelim. Bir full ses açalım bakalım.
Evet, aramada da son sesi açtığınız zaman maalesef o çınlama sesini yine duyacaksınız. Bunu normal ses seviyesinde kullanmanız gerekecek hoparlör kısmı için. Bu arada bak aklıma geldi. Şu müzik atlama tuşlarından birine bastığınız zaman hızlıca. Bakın burada K6 oldu veya KF oldu. K6 olduğunda bunu telefona otomatik aktarıyor. KF olduğunda ise bunu araçtan hoparlörüne bağlı bir şekilde kullanıyor. Onu da söyleyebiliriz. Yani tek tuşla biraz pratik. Telefon, hadi Bluetooth'u işte kimse duymasın etmesin uğraşmıyorsunuz. Tek tuşla aramanızı aktarabiliyorsunuz veya tekrar aracı dönebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş diyebilirim. Şeyi de söylemedik. Bakın bu RGB ışıklı oldu şu an. Tek istediğiniz bir renk ışık varsa ona da geçebiliyorsunuz. Şöyle mesela yeşil. Ondan sonra mor. Şey de var. Kapata da biliyorsunuz. Bakın bu da güzel. Geçtim pardon. Bakın bu şekilde kapalı. Ekran ışığımız maalesef sürekli mavi. Yani onun da aslında etrafındaki ışıkla beraber değişen bir yapıda olsa bayağı hoş olurdu diye düşünüyorum. Bu biraz eksi bir yanı olabilir. Karşımıza çıkan olumsuz yanlarına değinecek olursak şöyle hızlıca. Ekran ışığının etrafındaki ışıkla beraber senkronize çalışmayıp tek renk olması diyebilirim bana göre. Ondan sonra sürekli frekans iki yani alette hem telefonda hem şeyde sürekli frekansın göründüğünü söyleyebilirim. Tabii burayı kapattığınız zaman orası yani aracın şeyi off oluyor ancak kendisi sürekli hangi frekanstaysa o frekansta kalıyor. Şey geçişlerinde, mod geçişlerinde hızlıca bir gösteriyor USB mi Bluetooth mu ne olduğunu. Ondan sonra otomatik olarak yine bir iki saniye içerisinde şeye dönüyor. Bluetooth'ta hız geçişlerini biraz eleştirmiştik başta. Ancak ilk bağlantıdan sonra açıkçası biraz kendine geldi. Kötü değildi. Özellikle şarkıyı çalmaya başlaması gayet güzel. Fakat şarkıyı durdurma süresi bir yarım saniye, bir saniye hemen hemen. Ya bir saniye sürmeyecek kadar bir gecikmeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ekstra dediğimiz gibi bir çınlama sesi var. Ancak normal kullanımlarda duyulmuyor bile. Onu söyledi zaten. Mesela şu an açık. Herhangi bir çınlama sesimiz yok. Şöyle açık olduğunu gösterelim. Yüksek sonra ses seviyesinde de gayet güzel. Baslar falan bizi gayet tatmin etti. Onun dışında şöyle ışıkları falan tamamıyla bir kapatacak olursak nasıl göründüğünü gösterelim. Tek tuşla ışık değiştirmemize rağmen RGB özelliğine geçebilmemiz için 1-2 saniye kadar basılı kalıyoruz. Ekstra olarak zaten dezavantajlarını belirttik. Onun dışında şeyi söyleyecektim, unuttum. Arama süreci boyunca ekranda işte kar G, kar F olarak belirtiyor. Yani frekans göstergesi değişiyor. Evet, böylelikle de RGB ışıklı model olan S-Link'in SL225 kodlu ürününü sizler için incelemiş olduk. Umarım beğenirsiniz. Ayrıca kanala abone olmayı unutmayalım. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıcakla.